yapabilirsin. Yapmıyorum abi. Yapabilirsin hadi. Hadi. Ben bunu yapamam. Yaparsın. Bak ben bunu yapamam. Yapacaksın bunu. Yapamam. Ebo ben bunu yapamıyorum. Boş hadi. Ver beni. Hadi. Bak cidden yapamam. Okey miyiz? Evet. İşte benim oğlan. İkinci oğlan. Salın. Büyük oğlan. Bizi salın diyor. Öğrendi ya. Tabii. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Buraya kadar geldiniz, teşekkür ediyoruz. Bize bazı sorularımız oldu. Hatta beraber çok fazla da içerik çektik. Bu da o içeriklerimizden bir tanesi. Şimdi apokaliptik evrenlerde şöyle hayatta kalırım, böyle hayatta kalırımcılar var ama bir de bizim bu şu anki evrenimizde bir korkularımız var. Apokaliptik evet. Evrenlerde de bunlarla yüzleşmek zorunda kalacağız. Öncelikle korku nedir? Ben size bunu sormak istiyorum. Korku nedir? O kadar basit bir cevap var ki. Korku virüstür. Yani virüs eşittir korku, korku eşittir virüstür. Bu hastalıkların sebep olduğu şeylerden bir tanesi. Mesela şimdi dünyayı kasıp kavurmuş korona virüsü denilen virüs kelimesi korona korkusu demektir. Yani bu yüzden korona korkusu, korona virüsü bilgisayarı nasıl virüs kitlediğinde İnsanlar bilgisayar hareket edemez, gidip bilgisayarı bilgisayarcıya götürüp format attırırsanız, şu anda insanlar evlerine kilitlendiler, ülkelerine kilitlendiler ve hareket edemez durumdalar. Yani bilgisayar ve şu an yaşadığımız evren o kadar benziyor ki, o yüzden insanlar ilk farkında olacakları şey korku. Hastalıktan neden korkuyorlar? Ölmekten korkuyorlar. Ve ülkeler insanları neden böyle kontrol etmeye başladılar? Dediler ki bugün işte 300 kişi öldü, 500 kişi öldü falan. Yani siz tabii bir trafik kazasında yüzlerce kişi öldüğünü bilmediğiniz için bir grip hastalığından binlerce kişi, 700 bin, 600 bin kişinin öldüğünü bilmediğiniz için size o 100 kişilik ölüm sanki siz de ölecekmişsiniz gibi 86 milyonun içinde bir korku yaratıyor. Hani ya bana da bulaşırsa ölürsem yani. O yüzden korku virüstür. Ülkeler insanları korkuyla yönetir. Hükümetler insanları korkuyla yönetir. Ve bizim burada verdiğimiz eğitimlerden en önemli bir tanesi korkunu tanıma ve yenmek üzerinedir. Hani korkusunu yenmeyen insan hayatta yaşıyorum demeyecek. Korkan insan yaşayan insan değildir yani. Evet. Ben de bugün korkumu yeneceğim aslında. Nedir abi? Yükseklik korkusu. Evet. Yani bu görüntülerden sonra zaten yükseklik korkumla nasıl karşı karşıya kaldım, nasıl mücadele ettiğimi de göreceksiniz sevgili dostlarım. Ne yapıyoruz abi? Şimdi artık biraz korkalım yani. Zamanı geldi. Hadi başlıyoruz. Düşünme ben Çak. Düşme yok. Yanında hocam var. Bu arada hocam güvenebilirsin. Şimdi kamera arkasından katılıyorum ben. Kendisi profesyonel olarak dağcılıkla ilgilendi. Eğitmeniyim. Eğitmeni aynı zamanda. Antrenör olarak. Hani. Yani kendini güvenle ona teslim edebilirsin. Hani ben hocama kendimi teslim edeyim de o ipi bağlayan sen olursan sıkıntı. İpi ben bağlamayacağım. Her şeyi hocam yapacak. Ben sana sadece bu kısımda korkuyu sağlayacağım. İşte şu an yaptığım gibi mesela. Şu an bir korku ya. Ulan bu bana bir şey yapar mı? Şu an içinde hep bir şey var değil mi? İşte ego virüsü. Arkadaşlar ölürsem katıl butona tıklamayı unutmayın cenaze masrafları için. Ulan burada bile insanlara katıl butonu dedi ya. Hadi kalk başlıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi biz kendi aramızda Simflex hattı kullanıyoruz. Normal kendi aramızda belirlediğimiz şeylerle. Bir kişi arkada yürüyor, bir kişi önde yürüyor. Anlı hocam yolu bildiği için o bize önde eşlik ediyor. Arkada da ben herhangi birisi bir şey olduğunda vesaire biliyorsunuz. Arkçı dedim. Duyuyorum. Kartal bir dinlemede. Bu arada kullandığımız bu kodlar Simflex'te kendilerimize nickname denilen şeyi kullanıyoruz. Normal telsizcilikte kullanılan şeylerimiz ehliyette geçerli olan numaraları kullanmıyoruz arkadaşlar. Şu da minik serçe. Kartal bir serçeyi arıyor. Böyle değil. Önce Serçe Kartal 1. Serçe
sesini dinlemekte. Serçe beni ne güzel dinliyor. Delirdin mi? Hem de çok. Çünkü Sait abini uçurumdan atacağım. Sait günüme veriyorum Kartal Bey. Evet arkadaşlar. Geride kalmayalım. Kalmıyoruz. Devam et. Daha güzel bağlıyor. Sırayla hocam gidiyor. Şimdi patikada yüründü. Yani normal yolda yürüdük. Şöyle küçük bir tırmanış yapacağız burada. Videolarda böyle kurgular falan yapılıyor. İşte şunu yapalım, bunu yapalım diye. Bizim bu tamamen doğaçlama oldu. Ekipman yok üstümüzde. Çok da tabii zorlamaya gerek yok ekipman olmadığı için. Şöyle basit bir yürüsün ver bakalım. Hem bir görelim ne yapabiliyorlar diye yaptığımız bir yürüyüş bu. Önündeyim Kartalcık. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı, tamam. Daha bir 5 metreydi. 6 metre. İpi buraya koyabiliriz. Evet. Yoruldu. Bu yorulmadı gibi duruyor. Hocam bunu bir daha indirip bindirelim mi? Sen. Evet. Aşağı in bir daha. İneceğim zaten şimdi. Burası kaç metre Kartal'cığım? Hani 5 metreydi lan? Tamam işte ağaçtan sonra. Yani en azından ağaca kadar 5 metre. Olmaz mı? İstiyorsan olur. Seni yoldaki kaldırımdan indirelim. İster misin? Olur anne. Ben inerim. Çok yüksek değil yani. Kartal bir. En fazla şuraya. Hatta şunun da bir altına düşebilirsin yani. Sıkıntı yok. Evet, şimdi Anadolu hocam burada. Ekipmanları hazırlıyor. Ben önden ineceğim. Sait düşerse yakalayayım diye mi beni önden indireceksin? Sait düştüğünü görürsen kaçıl kenara. Ha kaya ha Sait. Öyle düşün. Şu ağaçtan kökünden ikisine de emniyet alacağız. İki tane. Ondan sonra bu ipimizi vereceğiz buraya. Aşağıya. Ne yapacağız? Önce emniyette bir iniş yapacağız. Yani ben bir iniş göstereceğim. Ondan sonra aşağı indikten sonra ben emniyet alacağım. Emniyete giren kayacak. Ben onları tek tek ben indireceğim aşağıya hani. Şimdi şöyle şurayı alalım. Ben üstte bekleyeyim o zaman. Hocam attığınız bu düğümlerle ilgili de bilgi verebilir misiniz? Ha, normal 8'li düğüm atıyorum hiç. Fazla bir özellik koymadan. Çünkü eğitimden ziyade iniş yapacağımız için. Şimdi şunu da şöyle alalım. Ben hani çift, bak çift emniyet alıyorum ki bir karabin alır oğlum. Tamam, bu bizim buradaki emniyetimiz. Her şeyi buraya gireceğiz. Kilidini de takıyoruz ki herhangi biri basıp açmasın diye. Tamam, bu 500 kiloya kadar kişiyi taşır. Sınırdayım. Emniyette takılı olan? Sedef. Kemerin takılı. Takılayım. Hazırım. Kemer takılı. Şimdi atlayalım. Dur. Hedefli. Her şeyimiz komediydi.
Evet. O görüntüleri de bulabilirsek koyarız buraya. Ama zaten buradan iniş yapmamıştık. Benim için de ilk olacak bu yüzden. Nasıl? Buradan iniş yapmamıştık. Orada antrenman gibi bir şey olmuştu. En kolay açılan düğüm 8'dedir. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buradan tutuyoruz. Bu burada sabit kalsın. Şimdi bir iniş yapalım önce. Benim gibi mi sizin gibi mi hocam? Ben ineceğim. Tamam. İndikten sonra kilitliyoruz gene. Hani açılmasın diye. Şimdi bu statik ip mi dinamik ip mi? Onu da şey yapalım hocam. Bu dinamik. Statik esnek olmayan. Bu aşağı yukarı düştüğün zaman sana zarar vermeyen bir ip. Esneyebilen iplere dinamik diyoruz. Hani, esnemeyen iplere statik diyoruz. Dün yaptığımız dinamik. Mesela bizim kanyon geçişlerinde kullanılan ya da o tip benzer şeylerde, aktivitelerde kullanılan ipler. Şimdi şuradan bakın aşağıya. Ben attım deri. Şimdi ben bir iniş yapıp çıkacağım. Arkadaşlar, ipi atıyoruz. Aşağıya kadar indi ipimiz. Yani ben buradan şimdi normalde emniyet kemeri takıp kayarak ineceğim. Şimdi emniyet kemerimizi takıyoruz. İzle sen de. Ne nereden geçiyor gör. Bu kemer eski tip bir kemer. Şimdiki kemerler böyle değil. Klipsli. Bu tabii geçmişte emniyet almak için çift bu kemerlerin özelliği çok emniyetli olması. Yaklaşık 1500 ton taşıyor. O ağırlıkta da değilsinler herhalde. Sınır sınır. Sınır mı? Şimdi benim iki tane iniş takımım var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de 8'li. Ama şimdi yeni nesil iniş takımları var. 8'li ile de inebilirim aşağıya. Bununla da inebilirim. Şimdi şununla bir iniş yapalım. Geldiğimde bir de 8'li ile iniş yapalım. Şuradan kayacak. Şöyle veriyoruz. Buradan da bunu takıyoruz. Kilitliyoruz. Bu indiğimizde ben izin verdiğim kadar iner. İzin vermedim de kalır. Ben ne yapıyorum? Buraya bir tane pürsük takıyorum. Bu pürsük ne? Elim kayarsa orada bir beklenmedik bir durum oluşursa, beklenmedik bir olayda ne yapıyorum? Bu pürsüğü, pürsük Fransız pürsüğü olarak geçiyor. Buna Fransız pürsüğü deniyor arkadaşlar. Buradan yine bunu buraya takıyorum. Bunu da emniyetini alıyorum yine. Ne yapıyorum? Şimdi mekanik hızı çalışıyor, onu gösteriyorum hocam. Şimdi mesela gidiyorum,
Elin kaydı. Ha. Burayı kapatıyorsun. Şu pürsü buraya takıyorsun. Tamam. Şimdi şunlara pürsük diyoruz. Evet. Az önce anlayacağını söylediği beklenmedik bir durum oluşursa elimiz kaydı vesaire oldu. Evet. O durumda devreye girecek olan ip. Mekanik de bu. Bunu da kilitliyoruz. Normalde de. Şimdi şöyle yapalım. Şurada evet, göstereyim de. Evet. Şimdi bir şey olduğunda hani iniş yapıyorum oradan. Burada yukarıda. Diyelim ki inerken elimden kaydı. Pürsük beni tuttu. Ben ancak onu asılırsam bana izin verir. Yoksa emniyetteyim. Bak çok tam şunu asıldığın müddetçe sana yol verir. Buradan bir daha yukarıdan alalım. Sen yukarıda yemek ye, çay iç. Şimdi göreceksin zaten. Ben bunu serbest bırakmadıkça ben şimdi aşağıya doğru, şimdi isterseniz çekim için ya yana geçin. Hı hı. Ya da buradan devam ediyoruz değil mi? Devam ediyoruz. Tamam. Şimdi bitirelim. Olur. Tamam. Evet, başlıyoruz. Biz başlıyoruz. Buradan itibaren şöyle ineyim. Şimdi ben tek elimle iniyorum. Bak hiç yatıyorum üzerine. Aşağısı, bak aşağıdan çekim yap uçurum. Elim kaydı. Hocam onu şurada yapsanız ya, tam şu uçta. Tam uçta yapalım. Şimdi en aşağıya gidip çekim yapsam. Hemen geliyorum hocam. Evet. Şimdi bak, ben tutmadığımda ne yapıyorum? Şunu tutunabilirim, şöyle yiyorum. Dur dediğinde durayım. Durun hocam. Şimdi ben elimi bırakıyorum. Bak. Burada emniyetteyim. Tekrar serbest bıraktığımda tekrar iniyorum. Bu tarafa gidiyorsun. Ne zamandır iniş yapmıyoruz. Ne güzel. Şimdi. Performans. Şimdi bak ne yapıyoruz? Bir kişi orada emniyet kemerini takıyor. Hı hı. Ben bu emniyetle onu sadece 8'liyle buradan indiriyorum. Tamam. Onun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Tamam. Şimdi burada. Ben hiçbir malzememi bozmadan burada bırakıyorum. Yukarı çıkıyoruz. Orada bir kişiyi
Sonra ben bağlı. Onu indireceğim. Bu dursun. Hadi gidelim. Sonra emniyetten alıyoruz. 8'di. İpin geldiği yeri takip ederek. Nereden girdiyse oradan. Bak. Alttan girmiş. Sonra buradan girmiş. Sonra buradan devam ediyoruz. Sonra şu 8'liği burada göreceğiz. Gördük mü? Evet. Ama düzgün olması lazım. Yani tam 8 olması lazım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Asılıyoruz. Asıldık. Buraya bu artık bozulmaz ama ne yapıyoruz? Buraya bir tane balıkçı düğüm atıyoruz. Şöyle bir emniyet amaçlı yapılan bir düğüm. Şunu şuradan asılıyoruz. Asılında tamam artık emniyetteyiz. Yürüyoruz buradan. Şimdi ben aşağı indiğimde tamam. Kilitledik. Hadi. Senin sadece ipi tutuyorsun. Tamam. Şunu ellemiyorsun. Ellemiyorum. Tamam. Sadece bu. Sal. Evet. Evet. Salın. Burayı tutuyorsun tamam mı? Burayı mı? Evet ya bilmiyorum. Ben seninle beraber ineceğim. Yanında ineceğim. Tamam. Ben de gelebilir miyim? Çekiliyor kameraya. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Yavaştan salsın. Salın. Yavaştan. Sait. Bunun diğer tarafına geç soluma. Sana bol şans buraya diliyorum. Ben de şu an bir Yusuf'lama başladı. Yusuf. Yok. Yusuf geliyor, hazır olun. Hazır. Tamam, sal. Sal abi. Hocam, şimdi emniyeti alabilirsiniz. Tamam, gel.
Dur. Anne gel gel. Nasıl rahat ediyorsan öyle. Yok zaten şey... Tamam hocam. Ego. Siktir et, inmiyorum. Tutun hocam. Ben bir ineceğim, bir alta onu tutacağım, yanındayım. Lan. Tamam, hadi gel. Tamam. Tamam. Yaparsın. Hafiften salın abi. Dala takıldı. Orası dala takıldı. Bir saniye, dala takıldı. Abi korkma, arkaya doğru sal kendini. Tamam abi, dala takıldı, dala. Dala takıldı, bir dakika. Evet, dal okey. Korkma, kendini geriye sal Sahil. Kendimi evet. Geriye sal. Evet. Evet, kendini geriye sal. Korkma. Bak, bak. Hafif geriye bırak. Güven bana. Egemen abin de orada. Yavaş yavaş. Sakin. Ego. Yapabilirsin. Yapmıyorum abi. Yapabilirsin hadi. Hadi hadi. Hadi. Yapmıyorum. Yapabilirsin hadi. Hadi. Sağ ol, bak. Hocam bir emniyeti alın. Bak kemerim yok hiçbir şey. Gel. Bekle bekle. Yaparsın yaparsın. Hadi. Yapıyor muyuz? Yaparsın. Hadi. Bugün erkek oluyor sahip. Erkeğim lan zaten. Erkeklik sünnet olmakla olmuyor. Hadi. Aga. Nereden? Nereye adım atıyorum? Şuraya mı? Bak ayağını rahat hissettiği. Şurada mesela bir çıkıntı var. Oraya. Tamam. Tamam mıyız hocam? Sal abi. Hadi. Sal abi. Sal hocam yavaşça. Sen ağırlık vermezsen o salamaz. Ağırlık ver. Şu mu? Evet. 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 Hadi. Kalktır kendini geri. Korkma. Arkayı görmüyorsun zaten, sıkıntı yok. Sen ipe bak, önüne bak. Ben geri adım atamıyorum. Onu atarsın, atarsın. Normal hayatta atma da burada atabilirsin, sıkıntı yok. Hadi sağ ol, sağ ol, sağ ol. Arkadayım bak bana, enseme düşmezsin, korkma. Yat mı? Geriye doğru yatacaksın, bak şöyleydim ya ben. Ego. Geriye doğru yat. Abi şunu ben 4 hafta sonra yapalım şunu buradayım, ya. Buradayım, hadi. Hadi. Hadi bebek, hadi. Koca bebek, hadi. Yapabilirsin. Ben bunu yapamam. Yaparsın, yaparsın. Bak ben bunu yapamam. Yapacaksın bunu. Yapamam bunu. Yapacaksın hadi. Yapamam bunu. Hadi. Sal. Sal. Öyle değil, sal geriye. Böyle mi? Kendini geriye bırak, evet. Yat geriye, yat, 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 yat. Abi güvenmiyorum. Tamam ya, güven. İpe yat. Şu mu? Hah, evet. Aynen, bak evet, şu. Evet. Eğim ver arkaya doğru biraz daha. Abi, yapamam ben. Yaparsın, yaparsın. Hadi, hadi yaparsın. Ego, ben bunu yapamıyorum. Boş hadi. Ver beni. Hadi. Bak, cidden yapamam. Hadi. Yapamam lan. Güven, güvenmesin bak. Güvenme. Aşağı çeker bak. Oğlum bak, yemin ederim seni burada onsuz atarım aşağıya. Dön kıçını buraya. Dön kıçını buraya. Bir saattir bunu hazırlanmadın mı? Hadi. Tamam. Bip. Sal. İp çok şey. Sal. Hafif. Sal. O geremiyor. Sal kendini. Korkma. Gel. Bak çok eğleneceksin gel. Sonrasında. Bırak. Bırak kendini. Bırak. Evet. Evet. Yat. Yat. Korkma. Yat. Yatıyorum abi. Bir şey olursa ben seni buradan çekeyim. Seni çek elini. Arkaya yat. İp boşa çıktı. İp. Boşa çıkmadı. İt onu aşağıya diyor. Oraya değil. Arkana güven. Kayaya değil. Buraya güven. Bırak ipi tut. Sal kendini. Tuttum abi. Sal kendini. Derin yatır geriye. Ayakların dik dursun kayaya. Evet. Öyle basma. Kayaya dik bas. Abi basamıyorum işte. Bak. Basamayacaksın zaten. Bileğim dönmüyor amın. Kıçını salmazsan basamazsın. Sal kendini geriye. Sal. Bu ayaklar düz duracak burada. Sal. Sal. Ya beni boş ver. Sal. Beni boş ver. Ya Egemen abin orada ya. Hadi. Sal şuraya hadi. Hadi. Bak oraya kadar ineyim bitsin. Hadi. Tamam hadi. Sen bir oraya kadar in, sonrasında sal, inemek sal, isteyeceksin. Sal, 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 sal. Destek aldığın şey o. Bunlar değil. Bunlar değil, hadi. Evet, harika. Evet, sal. Arkaya, sırtını sal, biraz arkaya bırak. Güven. Arkaya güven. Harikasın, evet. Bu kadar gidiyorsun işte. Yürü, devam et. Gel buraya. Hadi, devam. Sal. Yapabilirsin. Sal da hocam. Tamam, korkma, devam. Bak, hocam bir tutun. Şu, bak Sait, böyle inersen korkarsın, tamam mı? Ne dedin? Ayaklar düz kayada.
Böyle inersen kayarız, düşeriz. Şu. Hocam emniyet. Emniyet. Şu. Bak. Nasıl? Bu elini de yormayacağım. Belden geliyor güç. Şu mu? Emniyet. Sal. Emniyet. Bak burada çalış. Emniyete güven. Egemen kemerinden tutun, iki beraber. Tamam hocam. Ayaklar önde. Bas şuraya mesela Sahi. Bir ayağında kaldır, buraya bas. Kaldır. Kaldır basa. Evet. Sal kendini geriye. Bırakıyorum. Evet. Evet bu. Bu. Nasıl? Değil mi? Evet. Aynı şekilde devam ediyorsun. Tamam. Hadi. Bir saniye. Tamam. Güzel. Tamam mı? Şimdi bak bu tarafta. Hocam şuradan gidelim mi? Basacak yer var. Oradan mı? Evet. Gel böyle abi. Bir saniye. Şu tarafa yürüteceğim sonra hocam. Şurayı indireyim, buradan oraya yürüteceğim. Hadi gel. Yaparsın. Başaracağım. Yaparsın. Korku yani. Sana güveniyoruz. Hadi gel. Şu mu? Evet, aynı bu şekilde geliyorsun. Çünkü sen asılmazsan anda önce bırakamaz arkadan. Tamam. Evet geldim, çok güzel. Çok güzel. Şimdi bak seni daha fazla korkutmayacağım. Güvendesin, güvendesin. Bakmıyorum. Tamam. Önüne bakıyorsun. Şimdi bu tarafa doğru yürüyorsun. Gel bu tarafa. Bu olduğun yere geç benim. Tamam evet. Mı? Tamam. Peki şimdi misin? Şuraya doğru geliyorsun. Bırakmam seni oğlum. Seni tamam. Bırakmam. Güvendesin. Şey ip güvende mi? Atlıyorum. Evet. Bırak. Çok güzel. İşte yaşa. Bu. İşte bu. Bak. El değil, elipte. Elipte. Evet, işte bu. Evet. Harikasın. Ya aslansın dik, işte bu. İşte bu. Yavaş yavaş gel geri. Evet, saldım. Sal. Sal oğlum, hiçbir şey yok. Gel. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Bak. Bu sefer çok, çok güzel oldu. Çok iyisin işte bu. Ayaklarını çabuk. Abi otur, oturur gibi otursana. Geri korkma. İşte ha. Bu. Bekle. Aslan geri. Bekle öyle. Burada. Bekle. Ayaklarını i̇şte bu. Karşıya daya. Ha. İşte bu. Okey miyiz? Evet. İşte bu. İşte benim oğlan. İkinci İpi oğlan salın. Bu. Evet. Büyük oğlan. İpi salın diyor ha. Öğrendi ya. Tabii. Ha, dik dur. Dik 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 korkma ha. Dik. İşte bu. Dik. Diksin, evet. Dik dur, korkma. Gördün mü nasıl? Yapsın. İki ayağını zıplayarak. Gördün mü nasıl? Hadi zıplayarak yap. Zıpla. Zıpla. Zıpla mı? İp. Aynen. Zıpla. Evet, zıpla. Korkma. Zıpla sen. Basacağın yeri de görüyorsun zıpla. Zıplarken. Arkana değil, kaya. Evet, işte bu. İşte bu. Alkış. Ben solu güzeldi. Alkış. Sen zıpladığın zaman ben serbest bırakıyorum. İşte alkış bu. Çok durduruyorum seni. Hocam elinize sağlık. Devam edebilirim. Devam. Bir daha. Hani oluyor. Şimdi sayı bir de tırmanış yapsana sen. Bak kurgu yok. Yemin ederim kurgu yok. Gerçekten hani bilmiyorum videoda nasıl gözüküyor bulunduğumuz yer ama biraz sıkıntılı. Yaparız ya. Biraz sıkıntılı. Dur bekle. Ama başardı yani. Tebrik ederim. Vazgeçebilirdi. Vazgeçmedi. Çok güzel. Aferin işte bu. Devam. Yardım ettin ama olsun. Bu çocuk buna hak etti. Şunu yapabilirdi bak. Derdi ki lanet olsun ya tamam ben bu kadar. Kardeşim yapmıyorum dedi. Bir ara pes etti ama güvendi. Korkusunu yendi yani. Kanaldakiler de güveniyor ya. İşte güven böyle oluşuyor bak. Son 25 kilo verdiğim zaman daha hızlı ineceğim. 30 verdim. Evet. Kaldı 25. Hadi yapacağım. Aferin lan sana. Nasıl şey var? Alırım bir makas. Takacağım sevgilim var mı? Benim mi? Gelsin. Evliyim lan ama yaşlı bir şey var.